Herkese merhaba, kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün tavuklu spagetti yapacağız. Malzemelerimiz ekranda gördüğünüz gibi 2 parça tavuk göğsümüz var. Gördüğünüz boyutlarda 2 tane kapya biberimiz var. 1 adet soğanımız, 2 diş de sarımsağımız, yarım pakette spagettimiz var. Bu şekilde malzemelerimizi göstermek istedim. Daha sonra güzel bir tavuklu spagetti için yapım aşamasına geçelim istiyorum. Evet, 1 adet soğanımızı soyduk, güzelce yıkadık. Şimdi de doğrama aşamasına geçiyoruz. Şimdi bu yemek için özellikle incecik soğanı doğruyoruz. Gördüğünüz gibi incelikte, içerisinde kaybolmasını istiyorum soğanın. Tadının olmasını ama görüntüsünün olmamasını istiyorum. O yüzden şöyle doğradıktan sonra ikiye kestim. Daha sonra ince ince doğradım. Bu şekilde küçük küçük doğrarsanız daha güzel olacaktır. 2 diş sarımsağımızı doğruyorum. İsterseniz rendeleyerek de yapabilirsiniz bu sarımsakları. Ben doğrayarak tercih ettim. Böyle küçük küçük daha güzel tadı olduğunu düşünüyorum. Evet, sarımsağımızı da doğradım güzelce incecik. Bu şekilde onu da bir kenarda hazır tutuyorum. Şimdi kapya biberimizi doğramaya geçeceğim. 2 adet kapya biberimizi güzelce içerisini temizliyoruz. Daha sonra gördüğünüz incelikte kesiyoruz uzunlamasına. Şimdi bir püf noktası var. Bu şekilde soğan gibi doğramayacağız kapya biberimizi. Tavukla beraber içerisinde spagettinin güzel görünmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi 2 parmak kalınlığında ya da 3 parmak kalınlığında kesiler atıyorum. Bu şekilde kenarda hazır tutuyorum kapya biberlerimizi. İkincisini de aynı bu şekilde doğruyorum. Şimdi malzemelerimizi doğrayıp güzelce hazırladık. Önceden bu aşamayı yaparsanız yemek sırasında kolaylık olacaktır. Gördüğünüz gibi soğan, sarımsağı ve kapya biberi bu şekilde bu boyutlarda doğradım ve hazırladım. Şimdi tavuğun doğramasını göstereceğim size. Bu tarif için özellikle jülyen şeklinde doğrayacağım tavuğu. Aynı kapya biberde olduğu gibi. Öncelikle hafif donmuş bir tavuk kullanırsanız eğer çok çözülmeden doğramanız daha güzel olacaktır. Bu şekilde kolayca jülyen şekli verebilirsiniz. Bir parmak kalınlığında dilimlere ayırıyorum tavuk göğsümüzü. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Daha sonra kapya biberde olduğu gibi uzunlamasına kesiyorum. Yine bir parmak kalınlığında uzunlamasına tavukları kestim. Şimdi ortadan ikiye bölüyorum. Gördüğünüz gibi biraz büyük boyutlarda jülyen kesim tavuk oluşmuş oldu. İkinci parçada da şöyle jülyen doğramasını size göstermek istiyorum. Belki ilk defa yapacaklar vardır. O yüzden şöyle ince ince doğradım ve ortadan ikiye kestim. Eğer size bu tavuklar büyük geliyorsa parçaları 3'e de ayırabilirsiniz. Bu şekilde bir tabakta tavuk parçalarımı da ayarlamış oldum. Gördüğünüz gibi tüm malzemelerimiz hazır şekilde. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Öncelikle tavamızı yüksek ateşe açıyoruz ve üzerine sıvı yağ gezdiriyoruz. Bir miktar da sıvı yağ ilave ettim. Gördüğünüz ölçülerde. Daha sonra yüksek ısıda yağımız ısındıktan sonra içerisine tavuk parçalarımı da ilave ediyorum. Bu şekilde yüksek ısıda olmasının sebebi tavuğun içerisindeki suyunu kaybetmeden yumuşak bir şekilde pişmesini sağlamak. Bunun için de iyice yüksek ateşte kızarmış yağın içerisine tavuğu atıp sürekli karıştırarak mühürlemiş oluyoruz. Bu şekilde içerisinden suyu kaybetmemiş oluyor tavuk parçalarımız. Gördüğünüz gibi rengi de değişmeye başladı. Sürekli karıştırıp büyük ölçüde rengi değiştikten sonra, evet gördüğünüz gibi rengi değişti. Daha sonra üzerine bir telle kapatacağım. Bu şekilde telle kapattım. Şimdi de orta ateşe aldım. Orta ateşte bir süre piştikten sonra gördüğünüz gibi sulandı. Tabii ki mühürlediğim için daha az su kaybetmiş oldu. Bu şekilde karıştırarak orta ateşte birkaç dakika pişiriyorum.
Daha sonra gördüğünüz gibi tavuk parçaları suyunu kaybetti. İyice suyunu çekti içerisine. Her tarafı da mühürlenmiş ve birazcık pişmiş oldu. Orta ateşte pişmeye devam ediyor. Üzerine şimdi doğradığım kapya biber, sarımsak ve soğanımı ilave ediyorum. Şimdi soteleme işlemine geçiyorum. İlave ettikten sonra yine orta ateşte karıştıra karıştıra bir süre soğan ve kapya biberlerinin de sotelenmesini sağlıyorum. Güzelce karıştırırsanız ilk başta her yerine iyice ısı değecektir ve güzelce sotelenecektir. Bu şekilde orta ateşte teli kapatıp bir süre daha pişmesini bekliyorum. Soğan ve kapya biberin yumuşamasını bekliyorum. Bir miktar yumuşadı gördüğünüz gibi. Üzerine şimdi baharatlarını ilave edeceğim. Tuzum, kimyon, karabiber, nane kurusu, kekik, kırmızı toz biber ve bir miktar da köri ilave ettim. Açıklamalar kısmında altta miktarları ayrıntılı olarak yazacaktır. Bu şekilde sotelemeye devam ediyorum. Karıştırıyorum ki her tarafına iyice baharatlar ulaşsın istiyorum. Gördüğünüz gibi soğanlar da iyice yumuşadı. Kapya biberlerimiz de yumuşamaya devam ediyor. Şimdi baharatlarını da ilave ettiğim için en kısık ateşe alıyorum. Ve şu an kısık ateşte bir süre pişmesini bekliyorum. Şimdi diğer aşamamıza geçelim. Bir tenceremizi altını yüksek ateşe açıp içerisine kaynamış su ilave ediyoruz. Ve suyun kaynamasını bekliyoruz iyice. Daha sonra üzerine bir miktar tuz ilave ediyorum. Şimdi spagettilerimi ilave edip haşlanmasını, pişmesini sağlayacağım. Bu şekilde spagettileri tüm şekilde koyuyorum ben. Kırmanıza gerek yok. Spagettiyi içerisine böyle koyduktan sonra bir süre, 1-2 dakika geçtikten sonra da içerisine iyice haşlanarak çökecektir tencerenin dibine. Gördüğünüz gibi yumuşadı. İçerisine iyice alıyorum. Suyuyla beraber temas etmesini sağlıyorum. Bu şekilde tüm pişirirseniz spagettileriniz daha güzel olacaktır. Yemesi de kolay olacaktır. Çatalınıza tamamen dolanmış olarak kolay bir şekilde yiyebilirsiniz. Kaynamış suda 10-15 dakika civarında spagettilerimizi iyice haşlıyorum. O sırada kısık ateşte olan, sotelenmiş olan tavuğumuzun altını kapattım. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Şimdi diğer bir kısımda haşlanmış olan spagettimizi de üzerine ilave ediyorum. Ben yarım paket kullandım. İsterseniz tüm paket kullanacaksanız 3 parça tavuk göğsü kullanmanızı öneririm. Bu şekilde baharatlarıyla, tavuklarla beraber karışmasını sağlıyorum. İsterseniz tabağa direkt spagettinizi alıp tencereden, daha sonra üzerine tavuk parçalarını ilave edebilirsiniz. Ancak böyle baharatlarıyla, tavukla beraber spagettinin pişmesi daha güzel oluyor. Tadı daha güzel karışmış oluyor. Bu şekilde iyice karıştırıyorum ve servis aşamasına geçiyorum. Gördüğünüz gibi servis ettim tavuklu spagettimizi ve çok güzel pişmiş tavuklar. Spagettimiz de böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de evlerinize denerseniz mutlaka bana yorum olarak yazın. Desteklerinizi esirgemeyin. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.